Rus edebiyatında sahaların dili etkili olmuş mudur diye bir soru sorsak yani Rus edebiyatında yeri var mıdır Yakutcan'ın? Evet. aslında oradaki Türk topluluklarının hemen hepsinin belli etkileri elbette var. nihayetinde eee döneminden itibaren ta 1800 işte 50'den sonra 60 70'lerden sonra bu coğrafya Rusların etkisine girdi. Çarlık'ın ardından Sovyetler Birliği yani Bolşevik, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği olarak oluştuktan sonra bu bölge yine temelde Rusların etkisi o etki alanında olan coğrafyaydı. Şimdi bizde nasıl ki Osmanlı Devleti içerisinde çok farklı halklar vardı evet. ve o farklı halkların Osmanlı edebiyatının, musikisinin oluşmasına katkıları olmuşsa, etkileri olmuşsa bizim bestekarlarımızın e, önemli bir kısmı, şairlerimizin önemli bir kısmı şeydir mesela işte Yahudi var, Rum var, Ermeni tabii, tabii, var, gayrimüslimler Gayrimüslimler ya da Müslüman başka tabii, kökenden tabii, gelen insanlar tabii. olduğu gibi Ruslar, Rus Sovyetler Birliği içerisinde de aynı şekilde gerek Türk gerekse Türk olmayan diğer Sovyet vatandaşları yani Türkler dışındaki başka milletlerinde aynı şekilde katkıları Etkisi, var, etkileri, etkileri var. Türklerin de yakutların evet. yakutlarında, diğer diğer Türk topluklarında böyle etkileri var. Evet hocam. Şimdi üçüncü halaşlar demişti. Evet. Kısaca onları da bir tanıyalım. Önce halaş tarihine şöyle bir kısa göz atalım. Nerede yaşıyorlar? Evet. Nasıl kurulmuş? Halaçın kelime karşılığı nereden çıkmış diye. Bir evet. de o şeyden edebiyatlarından evet. ama önce dillerinden ve ırklarından biraz Tabii. bahsedelim. Şimdi halaçlarla ilgili e, farklı görüşler var. Yani e, Çuvaşça ve Yakutça'nın Türkçenin uzak lehçeleri olduğu genellikle Türklük bilimi yani Türkoloji araştırmalarında e, kabul gören e, görüştür. Yani bu ikisi uzak lehçedir ya da Türkçenin Türk dili ailesinin ayrı e, Türk kökenli dilleridir filan gibi uzak lehçe oldukları Görüşü yani, genel kabul gören bir görüş. Ama çuvaş şey e, halaçça konusu biraz tartışmalı. E, Halaç Türkçe'si İran'da, İran'da, İran'ın e, kum kentine yakın, e, onun e, güneydoğu bölgesi diye tarif edebileceğimiz bir bölgede yaşayan Halaç Türklerinin konuştuğu bir dil. Halen yaşayan var mı Halaçlardan? Var. Evet, evet. Evet Halen var ve halen tabi konuşuluyor. Evet. Bir durum da Çuvaşça ve Yakutça birer yazı dilidir. Yani onlara Sovyetler Birliği içerisinde yazı dili olma statüsü verilmiş ve onlar yazı dili olarak kabul edilmiş. Onlarla yazılı metinler yazılıyor, eğitim öğretimde kullanılıyor Çuvaşça ve da Yakutça'da. Ee, ama Halaçça e, İran içerisinde bir yazı dili değil, değil. aslında, bir konuşma dilidir. Ee, yani ile bazı metinler yazıldı, yazılıyor şimdi ama yazı dili olmak başka bazı özellikler gerektiriyor. O özellikleri kazanmış değil. Dolayısıyla e, bu uzak lehçe yani Halaçça eğer uzak lehçe olarak kabul edilecekse ki tartışmalıdır, ondan biraz bahsedeceğim. E, sadece konuşma dili olarak kullanıyor o bölgede.